Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir türkü hikayesinden bahsedeceğim size. Daha doğrusu türkünün hikayesinden değil de Türkiye hikayelik etmiş bir hayattan bahsedeceğim. Bir yaşanmışlıktan bahsedeceğim. Bahsetmeye çalışacağım. Hüsam Metin, ne demeye çalışıyorsun? Şöyle izah edeyim. Bazen olur bir şiir yazılır, bir türkü söylenir. Bir hikayesi yoktur belki ortaya çıkan eserin. Ama o eser zamanla hikayesini kendisine çeker. Kendisine yeni bir hikaye yaratır. Kendisine sıfırdan bir hikaye yaratır. Bazı türküler vardır, hikayesini söylendikten çok zaman sonra ortaya çıkartır. Bazı şiirler vardır, yazıldıktan, söylendikten çok zaman sonra hikayesine kavuşur. Bugün anlatacağım türkü de böyle bir türkü. Hikayesine söylenildikten çok zaman sonra kavuşmuş bir türkü. Balkanlara gideceğiz bugün. Balkanların Türkiye sınırına çok yakın bir köyüne. Köyde kocasını şehit vermiş bir Ayşe bacı var. Üç tane de nur topu gibi evladı var. En büyük çocuğu Ali. Onun bir küçüğü Emine ve henüz kundakta olan Osman. Bu üç çocuğuna Ayşe bacı evinin bahçesinde saçını kurmuş gözleme yaparken birden köyün meydanına koşarak bir adam girer. Bu adam köyün meydanına doğru koşarken bir yandan da bağırmaktadır. Kaçın! Neyiniz var, neyiniz yok, bırakın ve arkanıza bakmadan kaçın. Düşman askerleri yaklaşıyor. Canını seven, evladını seven, arkasına bakmadan, malını mülkünü umursamadan ana vatana doğru koşmaya başlasın. Kaçmaya başlasın, durmayın, kaçın. Ayşe bacı sesi duyduğu anda neye uğradığını şaşırır. Çünkü zaten savaş ondan kocasını almıştır, geriye bu üç tane çocuğu bırakmıştır. Ayşe bacı tek başına bu çocukları yetiştirmeye çalışırken artık patlayan Balkan Savaşı ile birlikte kendi memleketlerinde bile huzur göremeyeceğini, huzur bulamayacağını anlayınca ne yapacağını bilemediği bir halde ortada kalmış. Bakmış ki köylüler birer ikişer atlara atlayıp, at arabalarına atlayıp ana vatana doğru, Türkiye'ye doğru at sürmekte. Ayşe bacı da hemen kundaktaki yavrusunu göğsüne bir çarşafla bağlamış, sırtına evladı Ali'yi almış, ön tarafına da kızı Emine'yi katmış ve kervanın arkasına katılmış. Kervan hızlı adımlarla ana vatana doğru yola çıkmış. Arkalarında düşman ordusu, önlerinde Türk ordusu. Kervan hızlı bir şekilde ay yıldızlı bayrağa doğru yürümeye başlamış. 1-2 saat sonra gök yarılmışçasına bir yağmur başlamış. Bastıkları toprak yürüyenleri içine doğru çekmeye başlamış. Çamurlaşmaya, balçıklaşmaya başlamış. O sırada Ayşe bacı zaten sırtında fazla yük var, başını göğe doğru kaldırmış, Allah'a sitem edercesine bakmış. Sanki içinden, zaten kocamı aldın benden, zaten memleketimden doldum, bu üç tane yavruyla yollara düştüm, bir de bu toprağı çamurlaştırmanın ne gereği vardı Rabbim dercesine Allah'a doğru bakmış. Ayşe bacı bu yağmurda, bu çamurda kervandan yavaş yavaş uzak düşmeye başlamış. Bir ara kollarında takat kalmamış. Son bir çare acaba demiş, evlatlarımdan bir tanesini burada bırakmalı mıyım? Bu iki tane yavrumu kurtarmak için. Sonra kendinden utanmış ve tekrar üç evladıyla birlikte yola devam etmiş. Yol uzadıkça, yağmur hızlandıkça Ayşe bacı kervandan biraz daha uzak düşmeye başlamış. Aradan 15-20 dakika geçti geçmedi. Ayşe bacının sağ omzundan kocaman bir et parçası, sanki Ayşe bacının vücudunu kesip atmışlarcasına yere düşmüş. Ayşe bacı geri dönüp bakamamış bile neyin düştüğüne. Ön tarafta kızı Emine, sırtında oğlu Ali yola devam etmişler. Ayşe bacının artık takatı tükenmiş, yürüyemeyecek hale gelmiş. Sırtındaki Ali, önündeki Emine, kervan gitgide uzaklaşıyor. Ayşe bacı çok geride kalıyor. Arkasından düşman ordusu geliyor. Bu iki evladını da az önceki evladı gibi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmışken, Emine annesinin eteğine tutunmuşken birden elleri çözülmüş ve çamurun içine saplanmış. Emine'nin yorgun bedeni ve belki de cansızlaşmış bedeni çamurun içine düşmüş. Ayşe bacı gözyaşlar içerisinde, kalbi parçalanmak üzere, yüreği parçalanmak üzere sırtındaki Ali'ye daha sıkı sarılmış. Demiş ki, Ali'm sakın gözünü kapatma, sakın uyuma oğlum. Ayşe bacı biliyor ki Ali gözlerini kapattığı anda bir daha hiç açamayacak. O yüzden var gücüyle, aman oğlum Ali, sakın gözlerini kapatma, intikamımızı düşün, kardeşlerinin intikamını düşün, babanın intikamını düşün, sürgün edildiğimiz, gurbetine düştüğümüz memleketimizi düşün. Memleket sevdası böyledir, kocaman bir yürek gerek. Sakın ha gözlerini kapatma Alim, anana sıkı tutun, ananın tek varı, tek yoğu sensin artık.
Alim, kurban olayım, sakın gözünü kapatma. Ayşe bacı o anda ayaklarına gelen kuvvetle önce kervana yetişmiş, daha sonra kervanı bile arkada bırakarak daha hızlı yürümeye başlamış. Gün ışımaya başlarken önce Ayşe bacı, ardından kervan Türkiye'nin sınırına varmışlar. Onları karşılayan Türk askeri, başlarının üzerinde ay yıldız bayrak. Ayşe bacı hemen askerlerin bacağına sarılmış. Yalvarırım oğlumu kurtarın. Oğlum perişan durumda. İki evladımı geride bıraktım. Çamurun içinde bıraktım. Yalvarırım evladımı kurtarın. Ali'mi kurtarın. Askerler o anda Ayşe bacının sırtından Ali'yi almışlar. Tam revire götürecekken bir bakmışlar ki Ali'nin bedeni kas kat olmuş. O sırada ne yapacaklarını bilememiş askerler. Ayşe bacı birden duran askerlere bakmış. Demiş ki, niye götürmüyorsunuz oğlumu hastaneye? Niye oğluma yardım etmiyorsunuz? O benim geriye kalan tek varlığım. O benim bu hayata tutunma sebebim. Ne olur oğlumu kurtarsanıza, bir şeyler yapsanıza. Askerlerin hiçbiri cevap verememiş. Ayşe bacı orada son evladını da kaybettiğini fark etmiş. Ve göğü yırtarcasına bir çığlık bırakmış ortaya. Askerlerin de, kervandaki diğer insanların da bütün vücudunu bir titreme almış. Ayşe bacı 3 evladını birden peşindeki düşman ordusundan kaçarken, memleketini, vatanını terk etmişken toprağa vermiş. Hem de 2 tanesini çamurlu toprağa bırakmış. Ayşe bacı o anda eşini kaybetmişken, 3 evladını kaybetmişken, memleketini, vatanını, yurdunu, evini kaybetmişken neden yaşamaya devam edeyim diye bir soru dönmeye başlamış. Bir anda askerlerin belindeki silahlara gözü gitmiş, bir askerin beline tutunup silahı çekip alacakken birden durmuş. Demiş ki, hayır, hayır, ben yaşayacağım, bu hikayeyi insanlara anlatacağım. Memleketin, vatanın nasıl bir şey olduğunu benden sonra gelecek olanlara anlatacağım. Memleket sevdasının, vatan sevdasının, bayrak sevdasının nasıl bir sevda olduğunu, bu sevdaya nasıl bir yürek gerektiğini İnsanlara anlatacağım demiş. Benim hikayem yeryüzünde vatanından sürgün edilmiş bütün insanların hikayesi olacak. Herkes beni ve evlatlarımı ve eşimi böyle hatırlayacak. Ben evladımı, eşimi haybeye kaybetmiş olmayacağım. Onları bir kutlu hikayeyle insanların hafızalarına ve yüreklerine kazıyacağım demiş. Ve Ayşe bacının hikayesi senelerce dilden dile anlatıla gelmiş. Ve Ayşe bacıdan çok daha önce, Ayşe bacının hikayesinden, Ayşe bacının dünyaya gelişinden çok daha önce söylenmiş olan bir türkü hikayesini Ayşe bacıyla kazanmış. Memleket, sevdana yürek gerek. Memleket, sevdana yürek gerek. Geçiyor üstünden kanlı başı, bakma